zit. Ya bebeğim vurduk Leyla. Vurduk Leyla. Ay çiçeğim vurduk Leyla. Getiriyor benim bebeğim getiriyor. Sağ olun. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun hepiniz. Sağ olun. Bugünümüzde yanımızda olduğunuz için hepiniz var olun arkadaşlar. Saniye. Beyim. Herkese fazladan birer haftalık dağıt. Herkes akşama kadar parasını almış olsun. Varsın. Sağ olun. Beyim. Allah Demir Bey'imize ziyan vermesin. Şükürler olsun. Yamanlar konağını çekemiyorlar. Ama Demir Bey'im Allah razı olsun. Ben dedim kızı için kesenin ağzını açar. Ben demiştim. Açtı. Ya sen öyle mi dedin kardeşim? Öyle bir şey demedin. Ziyafet çekecek dedin. Hani ne oldu? 40 tane koç kesiyordu. Ya küçük düşünüyorsun işte. Karpuz kadar kafa, çekirdeği kadar beyni var. Alırsın haftalığını, gidersin artık. Koç mu kesiyorsun, kuzu mu kesiyorsun, oğlak mı kesiyorsun yani? Ya koç keseydi iyi olurdu ha. Lan Allah aşkına ya. Bir git Raşit ya, bir defol git. Yamanlar konağının gerek... De hadi, Leloş'umuzu bulduk hanımamla. Demir Bey'ime de geçmiş olsun dedik. Hadi işimize gücümüze bakak. Allah aşkına evimize gidelim. Hadi. Ya koç diyor hala Saniye yani. Acıkmıştır. Sığır. Ya kendi dedi hakkım. Saniye, Gafur. Şöyle toplayın herkesi buraya. Çabuk. Belki yöngeleri verecek. Geç. Şişt, Raşit. Hadi geçin şöyle arkadaşlar, geçin. Geç ablam. Arkadaşlar, Fikret'le aramızdaki husumeti, yaşadıklarımızı, birbirimize yaptıklarımızı biliyorsunuz. Tüm Çukurova gibi sizler de şahit oldunuz buna. Fikret, biraz gelir misin yanıma? Demir, yeteri kadar teşekkür ettin. Ben kaçayım artık. Gel. Fikret Çukurova'ya geldiğinden beri... Rahmetli babamın oğlu olduğunu, büyük bir haksızlığa uğradığını, benim de bunu kabul etmemi istedi. Benden babam adına özür dilememi bekledi. Demir, bu konuyu kapattık ya. Bir dakika izin verme. Rahmetli babam Adnan Yaman, Fikret'e ve rahmetli annesine maalesef şu veya bu şekilde büyük haksızlık etti. Şimdi ben de herkesin huzurunda Fikret'in benden beklediği şeyi yapmak istiyorum. Lüzum yok. Gerçekten lüzum yok. Tamam Fikret. Babam adına senden özür dilerim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tüm Çukurova duysun ki... Fikret rahmetli babam Adnan Yaman'ın oğlu... benim de öz kardeşimdir. Hüviyetinde ne yazarsa yazsın, benim için bundan sonra Fikret Yaman'dır. Baba ocağına hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk Demir. Abim Demir. Bu Bozo'yla teyzesi burada mı kalacak konakta artık? Yoksa niye kalsın? Evleri vardır herhalde. Ya bunları doyuramazsın ha. Ne diyor? Kardeşim diyor baba ocağına hoş geldin diyor. Aa. Dedi vallahi. Şermin. Demir Fikret'e kardeşim dediğine göre... Yamanların serveti ikiye bölünür mü? Bölünür. Geçmiş olsun size. Saçmalama Füsun. Saçmalama. Elin adamını kendi çocuklarının servetine ortak mı edecek? Yok artık. Ayol ne elin adamı? Kardeşim diyor. Sarılıyor, bağrına basıyor. Nereye elin adamı? Kardeşim diyor.
Kıyamanın Demir'i. Tam abi gibi konuştu. Lütfiye Hanım, bu olay yüzünden sizleri de çok kırdık üzdük. Özür dilerim sizden. Estağfurullah, ne demek. İki tane oğlum oldu şimdi. Ama Lütfiye Hanım değil Lütfiye teyze. Peki, nasıl istersiniz? Sarı kafa. Amcan ne kadar çok gurur duyacak seninle. Vallahi en doğrusunu yaptın Demir. Ne demişler? Birlikten kuvvet doğar. Öyle Samet, öyle. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun hepiniz. Sağ olun, var olun. Ne oldu, hayırdır? Sana bir nefes kadar yakınım Demir Yaman. Nereden buldun bunu? Bu setin içindeydi. İnsanların içinde göstermek istemedim. İyi yapmışsın. Demir, bu adam her kimse istediğini almadan bu işin peşini bırakmayacak. Dikkatli olman lazım. Biliyorum Fikret, farkındayım. Madem kardeşiz, şunu baştan söyleyeyim. Hakan Gümüşoğlu denen adamla birlikte mücadele edeceğiz. Yanındayım. Senin bu güzel kalbini daha önce görmediğim için çok pişmanım Fikret. Babama toz kondurmak istemedim. Kusura bakma. Ben de çok fevri davrandım. Sen de kusura bakma. Kalp Yarısı ATV'de.